Dım dı dım dırım dı dım dım. Çikolata iyi gelmedi mi? Ormana doğru gidiyoruz. Hey, anahtarlar nerede? Görünüşe göre bebekçiğin yeni bir arabası olmuş. Evet, arabamızı bir süre göremeyeceğiz gibi. Diş macunu mu? En azından nefesimizi taze tutabiliriz. Bebek kafası mı? Umalım da öncekinden daha nazik olsun. Diş macununu bu kadar çok seviyorsa... yeni diş macunu dağıtıcımız olabilir. Hazır burada kalmışken kahvaltı yapalım bari. Tuz var mı? Daha da iyisi alüminyum folyo. Şuna bak. Çift başlı bir çubuğu tavaya çevirdik. Şimdi de ateş mi lazım? Yakacak bir şey var mı? İyi fikir. Para burada pek işe yaramaz. Yumurtanı nasıl seversin? Çırpılmış mı? Bu kadar yeter. Hadi yiyelim. Ben olsam ayakkabılara göz kulak olurdum. Hey, ne zaman duracaksın ya? Olamaz, bağcıkların. Ne yapacağız şimdi? O kadar saçın var. Belki kullanabiliriz. Mükemmel bağcıklar oldular. Peki arabayı geri getirdi mi? Cennetten para yağdığını duymuştum. Ama hey, bedava mısır gevreği. Hey, o süt değil. Tıbbi bir eldiven. Bütün memeyi almak varken neden süte para verelim ki? Ne bekliyoruz? Süt sağma zamanı. Kaseye nişan aldığımızdan emin olalım. Bıcık bıcık olmadan yiyelim. Tabii öyle sevmiyorsan. Bu ağaç biraz kurumuş. Yaprakları unutmayalım. Arı varsa bal da vardır. Ya da para mı? Sırılsıklam oldular. Ne yapacağız şimdi? Külotlu çorap mı? İç çamaşırları bu kadar kullanışlı mıymış? Bunları bir çubuğun etrafına sıkıca saralım. Yeni ağınla balığa çıkma zamanı. Evet, yerinde olsam koklamazdım. Bu da ne? Kızarmış martı yemek isteyen var mı? Saçını düzeltmeye çalışalım. Daha fazla bağcık gerekebilir. Bu cihazla tarama ve durulama işlemlerini bir arada yapabilirsin. Şimdi sadece kuruması için zaman verelim. Başka ne işe yarıyor? İyi fikir. Bacak kıllarını da iyi bir yıkamadan geçebilir. Bu mantarlarda garip bir şey var. Dondurma çubukları. Birkaç şişe kapağı ekleyelim. Biraz da tel ve şişenin geri kalanı da gelsin. El yapımı bir vantilatör oldu. Rahatlama zamanı. Ama kayadan pek de iyi yatak olmaz. Çöp torbası mı? Evet, dev kayaları çöpe atalım. Ya da daha iyisi havayla doldurup ceketimize takalım. Bir demet yapıp üzerimizi örtüyoruz. Hava yatağı gibi. Uzanalım bakalım. Dikkatli ol. Bir dahaki sefere sırt üstü düşmeye çalış. Yardım yakında gelir herhalde. Tamam o zaman. Portakal mı? Kurtulduk. Keselim gitsin. İçini kaşıkla alıp kabuğu atmıyoruz.
ve birkaç dilik açıyoruz. Biraz çay demlemek için buna ihtiyacımız vardı. Biraz sıcak su dökersek mükemmel bir demlik oluyor. Hatta hoş bir narenciye kokusu bile katıyor. Bisküvimizi batırıp tadını çıkaralım. Küçük bir makyaj moralimizi düzeltebilir. Maalesef bu makyajın su geçirmez olduğunu sanmıyorum. Belki bu askılar işimize yarayabilir. Bir şemsiyeye bantlayalım. Askıları iyice gerelim. Ve bir sırt çantası gibi takabiliriz. Yağmura çıktığında bile ellerin serbest kalabilir. Uzun süredir boş boş dolaşıyoruz. Bir koca saat oldu. Öyle mi? Evet, uygarlık. Kurtulduk, kurtulduk. Bakın kim dönmüş. Özür dilemek ister misin? Daha da iyisi anahtarları getirmiş. Sonunda eve dönebiliriz. Hemen de barışmışlar. Ya da bebekçik bir şoför istiyor. Bu video açık hava maceralarının katkısıyla hazırlanmıştır. Kapalı ortam maceraları gibi ama kliması eksik. Ya da interneti. Aman o kadar da benzemiyorlarmış. Harika bir bölümdü. Bir dahaki sefere görüşürüz.